Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere çıkartmış olduğumuz reglan kalıplarıyla bir tunik dikmek istedim arkadaşlar. Bakalım kalıplarımız nasıl olacak. Evet, şöyle bir kumaşım var benim elimde. Şu şekilde ikiye katladım ben. Bedenimin yarısını verecek kadar. Kumaş katına ön kalıbımı şu şekilde yerleştireceğim arkadaşlar. Bakın ne kadar kolay bir iş olacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ön kalıbım. Bakıyorum gözüküyor mu? Kumaşım da çok güzel. Havalarda soğuduğu için kendime şöyle bir tunik yapmak istedim arkadaşlar. Hem de kalıbımızı denemiş olalım. Kalıbımı yerleştiriyorum ve şöyle çiziyorum. Ön kalıbım. Şöyle bel oyuntusu olsun istemiyorum. Evet. Gördüğünüz gibi. Dikiş payları da içerisindeydi. Bu ön kalıbımız arkadaşlar. Şöyle hemen önümü kesiyorum. Kumaşımın düz yüzü burası. Burası ters yüzü, siyah olan yeri. Makasımızı bulalım. Evet arkadaşlar, şimdi ön bedenimizi keseceğiz. Sonra arka bedenimi yerleştireceğim. Evet, yaka oyuntumuz. Dikiş paylarımız kalıbımın içindeydi arkadaşlar. Evet, burası da reglan yerimiz. Evet. Bu şekilde ön kalıbımızı, ön bedenimizi kestik. Bunu bir kenara alıyoruz. Ön kalıbımı kaldırıyorum. Evet arkadaşlar, elimizde hazır kalıbımızın olması çok güzel bir şeydir. Kalıpla çok kolay ve rahat olur. Pratik beceremeyenler için ya da bazı modeller kalıpla yapılması gerekir. Onun için kalıp önemlidir arkadaşlar. Evet, bakın düz boy ipine dikkat ederek kumaşımı katlamış oldum. Şu şekilde arka kalıbımı yerleştiriyorum. Önde olduğu gibi arka ortamı da kumaş katına yerleştiriyorum. Şu şekilde. Ağırlığımı koyuyorum. Ve çiziyorum arkadaşlar. Bakıyorum nasıl gözüküyor. Evet, gayet güzel gözüküyor. Arka yakamı çiziyorum, ensemi. Kol evimi. Yanıma. Evet. Bunu da kesiyorum arkadaşlar. Arka reglanımı. Evet. Bu da arkamız hazır. Bunu da kaldırıyorum bir kenara. Çünkü şimdi kolumuzu keseceğiz arkadaşlar. Kolumuz için kumaşımızı katlıyoruz. Arka kalıbımı da kaldırıyorum bir kenara. Evet, şöyle kumaşımı ikiye katlıyorum yine kolum için. Kolumun düz boy ipliğine dikkat ederek yerleştiriyorum. Ve ağırlığımı koyuyorum. Çiziyoruz arkadaşlar.
ön kol, yakaya gelecek yer, arka kol, şu şekilde. Kol evinin ucuna doğru biraz genişletiyoruz. Geriye doğru katlarken, dikerken rahat olsun diye arkadaşlar. Bunu bütün kıyafetlerde yapmak gerekiyor. Kollarda, pantolon paçalarında. Şu şekilde. Kol boyumu ölçüyorum. Kol boyum yeterli mi diye. Bakıyorum. 70 santim. Yeterlidir herhalde. Yine de 1-2 santim pay verelim de uzun olursa kısaltırız. Şöyle. Evet. Kolumuzu da kesiyoruz. Arka kol kesiyoruz. Evet arkadaşlar, kesimimiz bitti. Şimdi nasıl dikeceğimizi iğneleyerek göstereceğim size arkadaşlar. Evet, şimdi öncelikle arka bedenimizi seriyoruz. Kolumuzu alıyoruz. Kolumuzun arka tarafını buraya dikiyoruz arkadaşlar, şu şekilde. Gördüğünüz gibi. Diğer kolumuzun da arka tarafını buraya dikiyoruz. Şöyle ve böyle. Daha sonra bunu diktiğimizi farz ediyoruz. Kolumuzun ön kesimlerini, ön bedenimi alıyorum ve bu şekilde burayı da buraya dikiyoruz arkadaşlar. Bakın, oyuntuları şeyi tam geliyor arkadaşlar, mükemmel bir kalıp olmuş. Bunu bu şekilde böyle dikiyoruz, bu önü de buraya dikiyoruz. Ben buraları dikip geliyorum, size gösteriyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi reglanlarımızı birleştirdik. Bakın, arka bedenle kolumuzu, ön bedenle kolumuzu burayı da aynı şekilde birleştirdik. Yanları da kapatacağım. Tuniğimiz, bluzumuz bitti arkadaşlar. Kalıp çıkartırken de söylemiştim. Yaka oyuntu ölçüleri tamamen size kalmış. Daha açık da yapabilirsiniz, daha kapalı da yapabilirsiniz. V yaka da yapabilirsiniz. O tamamen size kalmış. Ben burada reglan normal temel beden kalıbımızı reglan kola nasıl kolay çeviririz onu anlatmak istedim sizlere arkadaşlar. Evet, şimdi ben bluzumu tamamlayıp geliyorum. Yanlarımı kapatıyorum. Etek altını, kol uçlarını kapatıyorum. Yakama ben şöyle 5 santimlik bir biye kestim. Ben biye ile temizleyeceğim arkadaşlar. Şu şekilde şöyle biye ile temizleyeceğim. Belki bunun tersini de kullanabilirim şu şekilde. Bantımın tersini de kullanabilirim. Düz yüzü gri olan yeri, siyah noktacıkları var. Belki tersini de kullanabilirim yakanın. Şimdi dikerken bakacağım. Bitmiş halini paylaşacağım arkadaşlar. Evet değerli takipçilerim. Ve işte reglan kol kalıbımızın sonuçları. Gördüğünüz gibi çok güzel. Bakın, ön tarafı, yakası, kolları, bakın şu şekilde de arkası, arka detayı, arka yakamız, arka reglanımız. Gördüğünüz gibi bluzumuz hazır arkadaşlar. Ve bunu ben bir de manken üzerinde size göstermek istiyorum. Hemen mankenime giydirip çekiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu da tuniğimizin mankene giyilmiş hali. Bakın, reglan kolumuz. Evet, şu şekilde. Gördüğünüz gibi.
Biz bu kalıbı çıkartırken arkadaşlar önden, ön yakadan 5 santim inmiştik aşağıya. Bakın bu indiğimiz yer. Arkadaşımızın biri bu ölçü standart mı diye sormuş. Bu ölçü standart değil. Siz istediğiniz şekilde mesela bunu 6'da inebilirsiniz. 6 santim inseydik ne olurdu? Şöyle 1 santim biraz daha şöyle gelmiş olurdu reglanımız. Bu tamamen sizin isteğinize bağlı arkadaşlar. Bakın çok şık bir bluzum oldu. Mankenin giyilmiş hali bu şekilde. Tam göstermeye çalışıyorum sizlere şöyle. Bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok şık oldu ve bir de bunun arka kısmına bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi arka yakadan da 4 santim inmiştik. Onu da 5 yapmış olsaydık biraz daha şöyle gelirdi reglanımız. Dediğim gibi bu tamamen sizin isteğinize kalmış bir şey. Standart bir ölçü değildir. Ve kalıbımızın sonucu arkadaşlar şu şekilde. Bu arkadan görünümü ve çeviriyorum. Evet, bu da önden görünümü arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok şık, çok kolay oldu. Sizlere de tavsiye ediyorum. Arkadaşlar videolarımı beğeniyorsanız beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Lütfen abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abonelikler ücretsizdir. Hiçbir ücrete tabi değildir. Şimdiden teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın arkadaşlar.